Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesi ile birlikte olacağız. Dersimize geçmeden önce 10. sınıf Mayıs programına baktığımızda anlattığım bu dersi 12 Mayıs cuma günü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine sınav dönemi geldi. 2. dönem ikinci yazılı kampını kaçırmak, kaçırmamak istiyorsanız eğer Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet bugünkü ünitemizde Osmanlı'da kullanılan sarayları en uzun süre kullanılan Topkapı Sarayı'nın özelliklerine yine burada devlet işlerinin görüşüldüğü Divan Hümayun ve üyelerine Osmanlı merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara, devlet idarecilerinde bulunması gereken vasıflara yani siyasetnamelerde, nasihatnamelerde Osmanlı padişahlarının vasıfları nelerdi, neler söylemişlerdi bunlara bakacağız. Aynı zamanda veliaht olarak geçen şehzadelere ve şehzadelerin sancaklarda almış oldukları eğitimlere bakıp ünitemizi sona erdireceğiz. Bu dersimizin kullanım alanları ve faydalarına baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne ait sarayları göreceğiz. Topkapı Sarayı, işte e, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı gibi saraylar Osmanlı Devlet İdaresi'nde kullanılan saraylar. Yine Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmalarını, çıkarılan kanunnameleri e, aynı zamanda yasalarla ya da atamalarla merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmalarını öğreneceğiz. Şehzadelerin yetiştirme usullerini, Lalalar ne gibi eğitim verirdi? Şehzadeler hangi sancaklara giderdi? Bu sancakları öğreneceğiz. Dersimizi güzel bir şekilde dinledikten sonra anlattığım bu konuyu pekiştirmek isteyen arkadaşlarım için ödevimizi veriyoruz arkadaşlar. Burada Dinamo Soru Bankası'nda sayfa 137'yi açıyoruz. 137'den 147'ye kadar olan kısım bizim ödevimiz olacak. Unutmayalım 6. ünite Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesini açıyorsunuz. Burada test sorularımız mevcut. Ünitenin sonuna, da, do sonuna doğru ise yazılıya hazırlık e sorularımız mevcut. Hemen burada doğru yanlış ve bulmaca ya da arkada arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız da mevcut. Eğer ola ki burada bir soru çözemediniz. Çözemediğiniz sorunu hemen yukarıdaki kare kodu okutarak. Şimdi kare kod arıyorum. Herhalde bulacağım. Ee, ...yukarıdaki kare kodu okutarak sorunun cevabına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Dinamo Soru Bankası'ndan sayfa 137-147 arası sizin ödeviniz. Evet şimdi dersimize geçelim. İlk olarak Osmanlı'nın kalbi olan Topkapı Sarayı'na bir bakalım. Hangi bölümlerden oluşuyordu? Hangi dönemde inşa edilmiştir? Şimdi... Saray dediğimiz yer arkadaşlar padişahın devleti yönettiği ve ailesiyle yaşadığı yer arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde kuruluş, kuruluş dönemi padişahlarına baktığımızda ilk Osmanlı Sarayı Osman Bey'den sonra tahta geçecek ve Bursa'yı ele geçirip başkent olarak ilan eden Orhan Bey döneminde inşa ediliyor. Bursa'da Bey Sarayı olarak biliniyor. Sonrasında 1. Murat döneminde Edirne ele geçirilmiş ve başkenti ilan edilmişti. E dolayısıyla artık padişahın devleti yöneteceği yer neresi olacak? Edirne olacak ve burada yeni bir saray inşa ediliyor. Tabii adı eski saray çünkü 2. Mehmet de aynı şekilde Edirne'de başka bir saray inşa edecek ve o saray da Yeni Saray adını alacak. Peki tarihler 1453'ü gösterdiğinde İstanbul'un fethi tamamlandıktan sonra Fatih hemen kısa bir süre içerisinde burada büyük bir sarayın yapılmasını emretmiş ve Topkapı Sarayı inşası başlamıştır. Topkapı Sarayı da inşa edildikten sonra Osmanlı padişahları burada devleti yönetmiş devlet hakkında alınan kararlara burada e, onay vermişlerdir ve Osmanlı Devleti'nde en uzun süre kullanılan saray arkadaşlar Topkapı Sarayı. Bu bilgiye dikkat edelim. Test sorularında karşımıza çıkabilir. Devam edelim. Osmanlı'da kullanılan Topkapı Sarayı'na baktığımızda o, e, Topkapı Sarayı 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birun, Enderun ve Harem kısımları mevcut. İlk olarak Birun'a bakalım. Birun sarayın dış bölümü arkadaşlar. Padişah burada devlet işlerine bakıyor. Ulufeleri dağıtıyor. Ulufe neydi arkadaşlar? Yeniçerilerin 3 ayda bir almış oldukları maaşlardı değil mi? Yine burada dediğim gibi ulufeleri dağıtıyor. Ve burada devlet adına düzenlenmiş törenleri de izliyor. Birun Babüs Sade kapısı ile Enderun'a bağlanan bir yer arkadaşlar. Birundaki görevlilere bakalım. Şimdi Birundaki görevliler 3 kısımdan oluşuyor. Hacegan, Eminler ve Erbabı Hizmet dediğimiz daha çok böyle geri hizmette yer alan görevlerden oluşuyor. İlk olarak Hacegan'a bakalım. Müneccim başıları yani gelecekle ilgili tahmin yapan kişiler de sarayda Yer alıyor. Örneğin padişah sefere gitmeden önce müneccim başına sefer hakkında e, işte geleceğe dair tahmin yapması için danışıyordu arkadaşlar. Hekim başları e tabii ki de hekim dediğimizde aklımıza sağlık gelecek. Burada saray hekimleri özellikle padişahın sağlığı padiş padişahın ailesinin sağlığıyla ilgilenecek. Padişah hocaları yani yüksek ilime sahip rütbeli hocalar bunlar arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde padişahlara hocalık yapan kişilere biz arkadaşlar ne diyorduk? Lala adını veriyorduk. Evet sırada eminler var. Eminlere baktığımızda şehremini yani saray, kamu binaları gibi yerlerin tamiratını, onarımını ve bakımını yapan kişiye şehremini adı veriliyor. Darphane emini para basımından sorumlu Matbaa amire emiri ise arkadaşlar saray mutfağından sorumlu. Aynı zamanda burada emir yani amiri görüyoruz. Burada saray mutfağının giderlerini de yine denetleyen kişi matbaa amire emir olacak. Evet geri hizmette kimler yer alıyordu? Erbab hizmet adını verdiğimiz görevlere bir bakalım. Emir alem saltanat sancağını yani bayrağını taşır ve bundan sorumlu olan kişi. Kapıcılar ketüdası, saray kapılarından sorumlu görevli olan kişi. Çaşnigir Çaşnigir başı yine sofra hizmetlerini, sofranın düzenini, sofraya kimler davet edilecek, kimler yer alacak bunu düzenleyen kişi. Bostancılar belki de en önemli kişilerden birisi. Çünkü saray içerisinde padişahın arkadaşlar yakın koruması aynı zamanda... Padişah'ı korumadığı süreçte ise sarayın bahçesini ve e, işte sahillerini e, denetliyor. Aynı şekilde görevli olan kişi. Ehli hiref yani saray sanatkarı, çavuşbaşı, divanı, hümayun mübaşiri. Devlet meselelerinin görüşüldüğü esnada e, kişileri takdim eden kişi, teşrifatçı ise çavuşbaşı olacak. Enderun. Sarayın iç bölümü arkadaşlar buraya dikkat edelim. Birun dış bölümüydü. Enderun ise sarayın iç bölümü. Devlet adamı ve askerlerin yetiştiği eğitim odaları da yine Enderun dediğimiz bölümde yer alıyor. Enderun'daki görevlilere bir bakalım. Has oda var arkadaşlar. İç bölümün tamamen kontrolü kimde arkadaşlar? Has oda başında. Silahtar A, Padişah'ın silahlarını yine padişahın silahlarından sorumlu kişi, Çuadar ağa padişahın kaftan ve kürklerinden sorumlu, rikaptar padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumlu, tülbent ağası padişahın sarıkları ve çamaşırlarından sorumlu, kapı ağası ise sarayın genel sorumlusu arkadaşlar. Şimdi Enderun'un şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz devşirme usulü ile birlikte farklı noktalardan gelen küçük yaştaki çocuklar acemi ocaklarında eğitim aldıktan sonra devlet yönetiminde tecrübe kazansınlar diye Enderun'a gönderiliyorlardı. Ve buradan devlet yöneticisi olmak için bu bölümde de eğitim alıyorlardı. Hareme bakalım arkadaşlar. Harem Padişah'ın ailesiyle özel hayatını yaşadığı yer. Yani padişah ailesiyle burada vakit geçiriyor. Padişah'ın eşi, annesi, çocukları burada yer alıyor. Saray kadınları burada eğitim görürlerdi. Evet harem aynı zamanda bir okul görevi görüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yapılan evlilikler Harem içerisinde yapılıyordu. Harem içerisinde yer alan cariyelere baktığımızda bunlar köle kadın olduğu için dışarıdan geldiği için ilk aşamada tabii ki de Müslüman değildi. Ancak sonraki aşamada, aşamada hareme gelerek burada e, İslamiyet'i öğreniyorlardı, dil öğreniyorlardı ve e, sultanın sultanın karşısına bu şekilde çıkıyorlardı. Harem biliyorsunuz mahrem anlamına da gelir. Girilmesi yasak olan yer anlamına da geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Haremin yöneticisi harem ağasıdır. Haremdeki görevlere göz gezdirdiğimizde saray ağasını görüyoruz. Sarayın temizlik ve düzeninden sorumlu. Saray ketüdatı sarayın kapısını bekleyen görevleri idare ederdi. Orayı kontrol ederdi. Hazinedar ağa Harem-i Hümayun'un masrafları ile ilgilenirdi. Burada da bir Harem görseli görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi Divan-ı Hümayun ve üyelerine bir bakalım. Arkadaşlar divan dediğimiz yer ilk olarak Osmanlı Devleti'nde e, Orhan Bey döneminde kuruluyor. Artık devlet yönetimine dair, dair örgütlenme çalışmaları bu dönemde başlıyor. Devlet meseleleri divan adı verilen yerlerde görüşülüyor ve karara bağlanıyor. Bu da ilk olarak dediğim gibi Orhan Bey döneminde gerçekleşecek. Arkadaşlar bu divana Fatih dönemine kadar kim başkanlık ediyor? Padişahlar başkanlık ediyor. Yine Fatih'ten sonra yapı toplanılan işte divanı himayına kimler başkanlık ediyor? Sadrazam diye de bildiğimiz devletin ikinci adamı olarak geçen veziri azamlar başkanlık etmeye başlıyor. Ee, ve burada şunu görüyoruz arkadaşlar Divan-ı Hümayun'da padişahlık başkanlık yapıyor, devlet yöneticileri de yanına alıyor ve devlet işlerini burada görüşüyor. Bir savaş yapılacaksa, bir barış antlaşması yapılacaksa, bir kanun çıkarılacaksa, birileri yargılanacaksa yani bir şeylere kararı Divan-ı Hümayun'da veriyorlar. Peki Divan-ı Hümayun üyeleri kimlerdi? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yöneten sınıf üç kısma ayrılıyordu. E, seyfiye, ilmiye ve Kalemiye sınıfları mevcuttu. Şimdi bakalım Divan-ı Hümayun üyeleri kimlerdi? Vezir-i Azam, Padişah'ın mutlak vekili Serdar-ı Ekrem. Biliyorsunuz Vezir-i Azamlar e, Fatih'ten sonra Divan'a başkanlık etmiş. Hatta 2. Selim dönemine gelindiğinde Osmanlı padişahları sefere çıkmayı bırakmış ve sefere giden vezir azamlara serdar Ekrem ünvanı da verilmişti. Yani önemlidir vezir-i azam. Vezirleri, e, vezir-i azam bir küçüğüne, e, vezirler diyoruz İşte devlet işlerinde vezir-i azama yardımcı olan kişiler. Vezir-i azam aynı zamanda e, vezirlerin de başı oluyor arkadaşlar. Kadı asker ya da kaz asker olarak bilinen... Görevli ise yargı ve eğitim teşkilatı ile taşra idaresinden sorumlu. Yani bu bölgelerde hukuk, adalet, eğitim kimden soruluyor? Kadı askerden sorum e, soruluyor. Defterdar Osmanlı maliyesinden sorumlu. Yani hazineden sorumlu değil mi arkadaşlar? E, hazinenin gelir gider dengesini defterdar sağlıyor nişancı devletin iç ve dış yazışmalarını yapıyor arkadaşlar. İşte padişah fermanlarına yine tuğra çeken kişi nişancı olacak. Yeniçeri ağası burası önemli buraya bir dikkat edelim. Eğer vezir rütbesi taşıyorsa divana katılabiliyor. Buraya arkadaşlar dikkat ediyoruz. Kaptanı Derya yine donanma komutanı olarak eğer Başkent'teyse ise yani İstanbul'daysa ne yapabiliyor arkadaşlar? Divana katılabiliyor. Şeyhül İslam ve Reisül Kütaba şöyle dikkatinizi çekmek için birer yıldız atacağım. Bunun sebebi şu. Bu iki isim, bu iki görevli Divan Hümayun'un asil üyeleri değil arkadaşlar. Bunlar gerekli görüldüğü takdirde divanlara çağrılıyorlar ve fikirleri alınıyor. Şimdi şeyhüslam'ın görevi şudur. Alınacak bir kararın dine uygun olup olmadığının fetvasına e, e, fetvaya şey, dine uygun olup olmadığını fetva yoluyla ne yapıyor arkadaşlar? Duyuruyor. Reisül Küttab ise özellikle 18. yüzyılın başından sonra işte fermanlara uygun emirleri yazan, devlete gelen mektupları tercüme eden, bir nevi dışişleri bakanı gibi hareket eden sorumlu görevli arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi ve değişimi nasıl gerçekleşiyordu? Yani burada tahtın değişimi nasıl sağlanıyordu? Bu sorunun cevabını bir öğrenelim. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde şöyle bir anlayış var. Şimdi buraya ben büyük harflerle mülk yazacağım. Mülkten kastım arkadaşlar taht. Tamam mı? Şimdi Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde yönetim anlayışı şu şekilde yani veraset anlayışı şu şekilde. Mülk hanedanın ortak malı. Hanedanın ortak malı arkadaşlar. Bu ne demek? Hanedandan kastımız arkadaşlar aile. Yani ailenin ortak malı tat. Dolayısıyla şöyle bir anlayış var. Örneğin burada bir padişahımız var. Bu padişahın ölümünden sonra yönetime padişahın çocukları geçebilir. Padişahın kardeşleri geçebilir. Padiş padişahın erkek kuzenleri geçebilir. Yine padişahın amcaları geçebilir. Dolayısıyla buraya baktığımızda yelpazenin çok geniş olduğunu görüyoruz. Yani tehlikeli bir durum, tat kavgaları çok fazla olabilir. Devlet gerile gerileyip parçalanabilir. Birinci Murat dönemine gelindiğinde artık devlet sınırları genişlemiş. E dolayısıyla yönetimde söz sahibi olmak isteyenlerin sayısı artmıştı. Ve birinci Murat şu anlayışı, şu veraset anlayışını getiriyor. Diyor ki arkadaşlar, mülk padişah ve oğullarınındır. Yani artık padişahın ölümünden sonra kardeşleri kuzen Erkek kuzenleri ya da amcaları tahta geçemiyor. Ne yaptı burada arkadaşlar? Yelpaze'yi biraz daha daralttı. Padişah'ın ölümünden sonra tahta kim söz sahibi olabilir? Çocukları, erkek çocukları sahip olabilir. Şimdi ikinci Mehmet dönemine yani Fatih dönemine gelindiğinde ise arkadaşlar. Fatih biliyorsunuz yönetim anlayışı olarak merkezi otoriteyi benimseyen, bunu uygulamaya çalışan bir hükümdar ve burada şöyle bir anlayışa geçiyor arkadaşlar mülk padişahındır anlayışı uygulanacak. Yani doğrudan merkezi otoriteyi güçlendirmek, taft kavgalarını biraz daha hafifletebilmek adına bu veraset anlayışını uygulayacak. Aynı zamanda biliyorsunuz Fatih Kanunname-i Ali Osman'da ne, ne yapıyordu? Kardeş katlini de yasal hale getiriyordu. Bu tamamen devletin bekası için yapılmış bir uygulama. Evet 1. Ahmet dönemine gelindiğinde arkadaşlar şöyle bir durum yaşanacak. 1. Ahmet tahta geçtiğinde kardeş katlini ne yapıyor arkadaşlar? Ortadan kaldırıyor. Ve diyor ki artık e, kardeş katli yasak. Ekber ve Erşet uygulamasına göre Ekber ve Erşet uygulamasına göre yönetim değişecek. Yani şehzadelere baktığımızda işte Çelebi Sultanlara baktığımızda bunlar arasında işte en yaşlı, en olgun devlet tecrübesi yani bir devleti yönetme ye en yatkın kişi yönetimi ele alacak. Şurada bir dipnot düşelim. Arkadaşlar şu anlayışlarda sancağa çıkma usulü var. Yani şehzade küçük yaşta e, sancağa gider ve burada küçük de olsa bir devlet yönetimi sergilerdi ve devlet tecrübesi kazanırdı. Yani şunu söyleyebiliyoruz. Şu kısımda arkadaşlar yani 1. Ahmet dönemine kadar Osmanlı şehzadeleri sancağa gider. Padişah olmadan devlet tecrübesi kazanır ve tahta geçtikten sonra Osmanlı Devleti'nde şöyle bir yapı oluşurdu. Merkezi otorite ...sağlanırdı arkadaşlar. Yani güçlü bir padişah figürünü görüyorduk. Ancak 1. Ahmet döneminden sonra... ...uygulanan bir sistem daha var. Sancak sistemine son veriliyor. Ve kafes usulüne, kafes sistemine geçiliyor arkadaşlar. Ve burada şehzade sarayın bir odasında... ...bir nevi sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. E dolayısıyla burada tecrübesiz padişahlar başa geçmiş oluyor değil mi? Yani e, merkezi otorite artık yavaş yavaş ne olur arkadaşlar? Zayıflar. Osmanlı'da veraset sistemi bu şekildeydi. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmaları biliyorsunuz e, hem 1. Süleyman hem de 2. Mehmet yani Fatih Sultan Süleyman e, Fatih Sultan Mehmet ne yapıyordu arkadaşlar? Kanunname-i Ali Osman'ı ...düzenleyerek merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışıyordu. Burada Fatih Sultan Mehmet şunu yapıyor arkadaşlar... ...ulaşılamaz bir padişah figürü yaratmaya çalışıyor. Bunu işte burada görüyoruz. Kardeş katlini yasal hale getirecek. Aynı zamanda Divan-ı Hüman'ın başkanlığını artık kimler yapacaktı? Veziri Azam yapacaktı. Kardeş katlini şu yan kısma yazmış... Ee, devam edelim. Haremden evlenme usulünün artık e, uygulanmaya başlandığını görürüz. Yani artık dışarıdan evlenme yok. Bu ne anlama geliyor? Şimdi öncesinde şöyle bir durum ortaya çıkabilirdi. Örneğin e, dış dışarıda yer alan bir devletle ya da bir beylik evlilik gerçekleştirildiğinde burada belki de tahta e, ortak çıkabilirdi yani taht pay edilebilirdi. Bunu engellemek için özellikle kanunu ile birlikte artık haremden evlenme usulü uygulanmaya başlanıyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde yine devleti güçlendirmek, merkezi otoriteyi güçlendirmek adına haksız yollarla servet edinenleri cezalandırmak amacıyla devlet, devlet tarafından kişinin mallarına el konulabiliyordu. Yani bir devlet görevlisi kendisine verilen görevi e, ...usulsüz kulla kullanıp e, kazanç elde ediyorsa Osmanlı Devleti ne yapıyordu? Orada müsaadereyi uyguluyordu. Müsaadere kelime anlamı olarak arkadaşlar zor alım anlamına geliyor. Burada da yine belirtilmiş yüksek dereceli devlet memurlarının... ...ve görevini kötüye kullanan memurların mallarına el konulması olayına... ...müsaadere deniliyor arkadaşlar. Müsaadere olayı 2. Mahmut döneminde tamamen artık kalkacak sona erecek bu da ekstra bilgimiz olsun evet sıradaki başlığımız siyasetnamelerde padişahların vasıfları yani bazı işte devlet yöneticileri e, bir padişah nasıl olmalı gibi e, düşüncelerini siyasetnamelerde nasihatnamelerde dile getiriyorlardı e, örneğin bir padişah oğluna Nasihatte bulunup e, devleti nasıl yönetmesi gerektiğine dair e, fikirlerini önceden e, beyan ediyordu, sunuyordu. Şimdi siyasetnamelerde özellikle şunu görüyoruz arkadaşlar. Öncesinde yani devlet daha kötüye gitmeden önce sürekli bir padişahın nasıl olması gerektiğine dair nasihatnameleri görüyorduk. Ancak daha sonrasında devlet böyle bozulmaya başladığında gerilemeye başladığında böyle biraz daha böyle devlet yönetimini tekrardan eski düzene getirmek için alınması gereken önlemlerin neler olduğuna dair bilgilerin yer aldığını da söyleyebiliriz. Evet şimdi klasik çağda işte bakalım siyasetnamelerde Osmanlı bir Osmanlı padişahı nasıl olmalıydı? Arkadaşlar bir kere adil olmalı. En önemli özelliklerinden bir tanesi adaletli olması gerekiyor değil mi bir padişah. Aynı şekilde Yine insaflı, olgun, dürüst yani erdemli olmalı. Hikmet sahibi, cesur çok önemli. E bir diğer önemli özellik ise arkadaşlar liyakata önem veren bir padişah olmalı. Osmanlı padişahı. Şimdi liyakat ne demek arkadaşlar? Şimdi liyakat kelimesini buraya yazdığımızda yani layık olmak yani bir işi arkadaşlar ehline vermek o iş hakkında bilgi sahibi olan, o görev hakkında ya da o makam hakkında, o meslek hakkında eğitim alan, tecrübe sahibi kişilere o işi vermek gerekiyor. Ve böylelikle arkadaşlar toplumda e, düzen daha kolay bir şekilde sağlanabilir. Tabii ki hükümdarın farklı görevleri de var. Değil mi? Halkının huzurunu, güvenliğini sağlamak, geri geldiğinde savaşa karar vermek, barışa karar vermek aynı şekilde devlet hazinesini boş yere harcamamak da yine hükümdarın görevleri arasında sayılabilir arkadaşlar. Evet hükümdarlardan söz ettik. Ancak bir Osmanlı padişahı nasıl yetişiyordu? Hangi süreçlerden geçiyordu? Yani bir şeh şehzadelerin eğitimine bir bakalım. Arkadaşlar padişahın erkek çocuklarına şehzade adı veriliyor. Ve Şehzadeler sancağa çıkmadan önce yani belirli noktalara gitmeden önce tabii ki de sarayda bir takım eğitimler alıyorlardı. Şehzadegan mektebi denilen yerlerde şehzadeler ne yapıyor arkadaşlar? Temel eğitimlerini görüyorlardı. Devlet yönetme tecrübesi kazanılsın diye şehzadeler ortalama 15 yaşına gelince sancağa çıkarlardı. Bu yaş skalası tabi. Dönem dönem düştü. Dönem dönem daha yüksek yaşlarda da sancağa giden şehzadeler oldu. Yani burada ortalaması verilmiş. Şehzadeler sancağı annesi Lala. Lala kimdi arkadaşlar? Hocasıydı değil mi? Hatırlayalım. Ve askerleriyle gidiyor. Yine Osmanlı Devleti'nde buraya dikkat edelim. Sancaklarda bulunan şehzadelere Çelebi Sultan adı veriliyor. Arkadaşlar bu şehzadeler Osmanlı devlet sınırları içerisinde hangi sancaklara giderdi? Bu şehirler arasında özellikle ben Manisa şehrini yuvarlak içine almak istiyorum. Çünkü Veliyat Şehzade genellikle Manisa Sancağı'nda yer alıyordu. Balıkesir, Kütahya, Antalya, Konya, Kefe, Kırım'da bir yer, Amasya, Sivas, Karaman, Trabzon ve Bolu Yine Osmanlı şehzadelerinin eğitim aldığı, devlet tecrübesi kazansın diye görevlen e, görevlendirildiği e, yerler arkadaşlar. Evet birinci Ahmet döneminde daha demin de belirttiğim gibi sancağa çıkma usulüne son veriliyordu ve artık şehzadeler kafes usulüne göre, kafes sistemine göre eğitiliyordu. Ve o dönemde Ekber ve Erşit uygulaması ne oluyordu arkadaşlar? E, <laughs> uygulanıyordu devlette. Şimdi Osmanlı devletinde sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı ünitesini sona erdirdik. Birkaç tane test sorusu çözerek bu konuyu daha da pekiştirebiliriz. Evet ilk sorudan başlayalım. Şimdi bize demiş ki Osmanlı devletinin merkezi otoriteyi sağlamaya ve korumaya önem verdiğini aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilemez? Şimdi Padişahların yasama yaparken ilgili konuyu divanın gündemine getirmesi demiş. Kalsın Fatih Kanunamesi'ne padişah diğer şehzadeleri öldürme yetkisi verilmesi merkezi otoriteyi güçlendiriyordu. Devşirme kökenlilerin enderun eğitimi sonrası memurluklara getirilmesi. Evet arkadaşlar yine devşirme kök bu da merkezi otoriteyi e, arttıran bir durum. Padişahların haremden evlenme usulünün yaygınlaşması, merkezi otoriteyi korumaya yönelik atılan adımlardan da bir tanesiydi. Üçüncü Mehmet'in tat kavgasını arttırdığından sancağa çıkma usulünü kaldırması demiş bize arkadaşlar. Burada hatırlayalım. Şimdi A bir geri dönelim. Padişahların yasama yaparken yani kanun çıkarırken ilgili konuyu divanın gündemine getirmesi demek. Yani devlet yöneticilerin ona cephe almaması demek. Onlara ...danışma meclisi olarak kullanıp... ...ama yine son söz kimde oluyordu arkadaşlar? Padişah'ta oluyordu. Burada yine merkezi otoriteyi sağlamaya ve korumaya yönelik... ...bir adım görüyoruz. Ancak e şıkkındaki işte 3. Mehmet'in... ...taht kavgasını arttırdığından... ...sancağa çıkma usulünü kaldırması... ...bilgisi yanlıştı. Aynı zamanda biliyorsunuz... ...kim e, sancağa çıkma usulünü kaldırıyordu? 1. Ahmet. Bir kere burada bir yanlışlık var. Artı sancağa çıkma usulü kalkınca... ...merkezi otorite zayıflıyordu değil mi? Devlette tecrübesiz şehzadeler başa geçmiş oluyor. Sıradaki soruya geçelim. Soruda bize özellikleri belirtilen saray bölümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sarayın dış bölümüdür. Doğrudan padişaha bağlı yeniçeri ağası bu bölümde bulunur. Bambü sade kapısı ile Enderun'a bağlıdır demiş bize arkadaşlar. Hemen aklımıza getirelim. Topkapı sarayının 3 tane bölümü vardı Birun Enderun Enderun ve Harem'de arkadaşlar. Bunlar içerisinde biliyorsunuz Birun dış bölümü oluşturuyordu. Yeri gelmişken hatırlatalım. Enderun ise iç bölümü, harem ise padişahın ailesiyle yaşadığı yerdi değil mi? Özel hayatını geçirdiği yerdi. Burada dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Aşağıdaki Osmanlı saraylarından hangisinin mimarisinde Avrupa etkisi yoktur denmiş bize. Şimdi buraya baktığımızda daha böyle günümüze yakın sarayların mevcut olduğunu görüyoruz. İşte Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı arkadaşlar Osmanlı devletinde Avrupa etkisi yani batının etkisinin olduğunu görüyoruz mimarisinde. Ancak Bursa Sarayı dediğim gibi Avrupa etkisiyle yapılmış bir saray değil. Burada sorumuzun cevabı eşlik. 17. yüzyılda şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadelerin niteliklerinden hangilerinde bir azalma olması beklenir? Bakın azalma olması beklenir demiş bize. Yani zararına bakacağız. Siyasi alanda deneyim kazanma olana azalır değil mi arkadaşlar? tecrübesiz padişahlar yetişir. Askeri alanda kabiliyet yeteneği azalır arkadaşlar. Yani 1 ve 2 var. 3. idari alanda hükmetme becerisi de yani devlet yönetme becerisi de azalır. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı en şıkkı olacak. Devam edelim. Osmanlı Devleti'ndeki Atabey benzeri olan görevlinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Yani Atabey hangi devlette Şehzadelere verilen pardon şehzade hocalarına verilen attı Selçuklu Devleti'ndeydi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ise şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiler arkadaşlar biz D şıkkında yer alan Lala adını veriyorduk. Bu bilgiyi unutmayalım. Osmanlı'da şehzadeler için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir demiş bize. Şimdi hükümdar tahttan çekildiği ya da düştüğü zaman devletin merkezine ilk gelip ordu ve hazineyi kontrol altına alan şehzade hükümdar olurdu. Bu bilgi doğru arkadaşlar. İlk haberi alan ve payitahta ulaşan, başkente ulaşan kişi padişah oluyordu. Şehzadeler sarayın üçüncü avlusunda iç oğlanlarla birlikte ata binmeyi ve dövüşmeyi de öğrenirlerdi. Dediğim gibi sancaklara gitmeden önce arkadaşlar saray içerisinde de bazı konular hakkında temel eğitim alıyorlardı. Bunu da eledik. Kanundan itibaren sancaklara sadece Veliyat şehzade olan padişahın en büyük oğlu gönderildi. Evet arkadaşlar bu bilgiyi de yeri gelmişken söyleyelim. Veliyat şehzade dediğim gibi kanun döneminde, döneminden itibaren özellikle Manisa sancağına gönderiliyordu ve padişahın ölümünden sonra kendisi gelip tahta geçiyordu. C şıkkını da eledik. Şehzadeler yanlarında Lala adı verilen tecrübeli bir devlet adamıyla birlikte sancaklara vali olarak gönderilirdi. Bu da doğru bir bilgi. Fatih ile beraber kardeş katli tamamen ortadan kaldırılmıştır denmiş bize. Arkadaşlar buradaki bilgimiz yanlış. Kardeş katli tamamen kaldırılmıyordu. Tam tersine kardeş katlinin yasal olduğunu biz görüyorduk. E, dolayısıyla burada sorumuz cevabı E şıkkı. Hakkında bazı bilgiler verilen sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı İmparatorluğunda devletin haksız kazançla zengin olmuş görevlerine, görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür. 17. yüzyıldan itibaren ölen veya idam edilen yüksek dereceli memurların da mallarına el konulmaya başlanılmıştır demiş bize. Hatırlayalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu uygulamayı müsadere adıyla yapıyordu ve burada sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Devam edelim. Evet konu biterken başına baktığımızda biz bugün sizlerle nelere değindik, neleri öğrendik? Şöyle kısa bir tekrar yapalım. Biliyorsunuz Osmanlı devletinde padişahların devleti yönettiği yaşadığı yere biz saray diyorduk ve burada özellikle Topkapı Sarayı'na değindik. Çünkü Osmanlı tarihine baktığınızda Topkapı Sarayı'nın özel e, özelliği neydi? En uzun süre kullanılan saraydı. Aynı zamanda padişahın saray içerisinde yer alan divanla. Biliyorsunuz divan Orhan Bey döneminde kurulmuş ve burada devlet işleri görüşülüp devlet yöneticileri tabii ki karara bağlanıyordu. Divan Hümayun üyelerine baktık. İşte Vezir-i Azam'dan, Vezirlerden, Kaptanı Derya'dan, Defterdar'dan, Nişancı'dan ve gerekirse işte Yeniçeri Ağası ya da örnek veriyorum Reisül Kütap gibi, Şeyhülislam gibi isimlerin de divanın üyeleri arasında yer olduğunu dile getirdik. Bir diğer başlığımızda Osmanlı merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi adı altında biliyorsunuz işte saray dışı evliliklerin yasaklandığını öğrendik. Fatih Kanunnamesi ile kardeş katliğinin vacip hale geldiğini, aynı şekilde veraset anlayışındaki değişimlere değindik arkadaşlar. Devlet idarecilerinde bulması gereken vasıfları konuştuk, değil mi? İşte onların adil olmaları gerektiğinden, cesur olmaları gerektiğinden, olgun olmaları gerektiğinden, e, adaletli olmaları gerektiğinden söz ettik. Aynı zamanda Osmanlı devletinde Padişahın erkek çocuklarına şehzade dendiğini ve şehzadelerin sancağı çıkarak devlet tecrübesi kazanmaları için burada e, görevlendirildiklerini öğrendik arkadaşlar. Evet ünitemizi sona erdirdik ve sırada ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuzda Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde inşa edilmiştir sorusu var. Arkadaşlar hepinizden bu soruya yorum yapmanızı yapmanızı istiyorum. Aynı şekilde videoyu izledikten sonra kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Çok kısa bir süre sonra ikinci yazılı kampımızda başlayacak. Şimdiden herkese kolay gelsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.